Arkadaşlar. Kanla, açlıkla, susuzlukla, işkence ve ölümlerle sınanmış, vatanı cezaevine çevrilmiş bir halktır. Ona sebep olan, kan dökücü bir hüviyete bürünen İsrail'i lanetlemek hakkımız, hakkımız olduğu kadar da vazifemizdir. Allahu Ekber! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun! İsrail'in elini hiçbir zaman kandan çekmeyeceğinin, kendi çocuklarını kanla beslemeye devam edeceğinin apaçık bir delilidir. Yüce Rabbimiz, Yahudilerin durumunu kutsal kitabımız, yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 78. ayetinde net olarak şöyle ortaya koymaktadır. Amerika! Amerika! İsrail! İsrail! Zulme, yapılan zulme karşı tek yumruk olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. İsrail, Gazze'ye saldırılarını arttıracaktır. Biz de dayanışmamızı arttıracağız. Halkı Müslüman olan ülkeler, Gazze açıklarındaki uluslararası sularda ortak bir tatbikat düzenlemelidir. Hava ve deniz birliklerinin katılacağı tatbikat 3 ay sürdürülsün. Yahudiden hesap soracağı iddia eden ülkeler, İsrail'le bütün ticari, sosyal, kültürel, askeri, politik, teknolojik ilişkilerini derhal kessinler. İsrail'le belli bir düzeyin üzerinde itibatı olan bütün ülke, kurum, kuruluş, şirketlerde de aynı ilişkiler kesilsin. Nasıl ki İsrail Gazze'ye abluk altına alıyor, İsrail'de tam anlamıyla abluk altına alırsın. İsrail'e ait ya da İsrail'e giden hiçbir kara, hava ve deniz ulaşımının İslam coğrafyasından geçişine izin verilmesin. Bütün Yahudi mallarını tam anlamıyla boykot etmeliyiz. Bu konuda boykot uygulansın. Hiçbir Yahudi malı halkı Müslüman ülkelere sokulmasın. Yahudi sermayesi İslam ülkelerinden çıkarılsın. Hatta İslam ülkelerinde var olan Yahudi sermayesi durdurulsun, dondurulsun. Yahudi sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak İslam ülkelerinde iş yapması önlensin. Bakın değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. El-muavenetu anil-zulmi zulmun. Yani zalimi desteklemek zulümdür. Değerli Midyatlılar, sizleri de Midyat halkı olarak Yahudi mallarını almamaya, Yahudi mallarını boykot etmeye davet ediyoruz. Zira Yahudi malını almak, Yahudi'ye yardımcı olmaktır. Peygamberimizin uyarısını dikkate alalım lütfen. Sizleri Gazze'ye yapılacak yardım kampanyalarına da destek vermeye davet ediyoruz. Bir önerimiz daha. Uluslararası alanda bütün ülkeler tek tek ve yoğun olarak markaja alınsın. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla sürekli ve aralıksız temaslar kurulsun. Böylece İsrail'in zulmü gündemde tutulsun. Her türlü yollarla diğer ülkelerin İsrail'e tavır alması için baskı kurulsun. 5 olan ülkeleri bir araya gelip aralarında ticari, sosyal, kültürel, iktisadi birlik kurulsun ve Filistin'de bu birliğin koruculuğuna alınsın. Bundan böyle Filistin'e karşı yapılacak bir saldırı doğrudan bize yapılmıştır denilsin. Son olarak Rusya, Amerika, Çin, İngiltere, Fransa başta olmak üzere etkili olabilecek bütün ülkelerle ticari ve askeri ilişkiler dondurulsun. Çözümü aynı oranda onların İsrail'e olan desteklerini geri çekmelerine bağlansın. Eğer bunlar yapılırsa işte o zaman Gazze'linin kanı yerde kalmayacaktır. Gazze'nin hesabı sorulmuş olacaktır. Aksi takdirde bu söylenenler kitlelerin gazını